Cümleden selamlar arkadaşlar. Şimdi başımdan geçen bir olayı anlatacağım size. Yaşadıklarımı anlatacağım. Sizin de başınızdan bu aynı markayla böyle bir sıkıntı yaşarsanız nasıl bir aksiyon alacağınızı yol göstermiş olayım size. Arkadaşlar ben bundan 2,5 yıl, 3 yıla yakın bir süre önce mekanik marka Red Dot aldım. O YouTube'daki videolardan gördüm işte, o belli takipçileri olan, sağlam takipçi olan YouTuber'lar var. Onların videolarından gördüm, yere attılar, kırılmadı, şöyleydi, böyleydi, şöyle sağlam, böyle sağlam. Ha, dedim alalım biz de silahı da. Bir ergonomik yapısı olur, güzel olur. Hoşuma da gitti. Merakım da vardı. İlk Red Dot'umdu bu. Aldım arkadaşlar. Neyse ben bunu kullandım biraz. İşte toplamda hani fazla da bir atış yapmadım. 1500 atış anca yapmışımdır. Geçen gün, yani geçenlerde yaklaşık bundan 20 gün, bir ay önce arazide atış yaparken lens cam yerinden fırladı. Gördüğünüz gibi. Cam yerinden fırladı. Akşamüstüydü biraz da. Aramama rağmen nereye gittiğini de göremedim. Fırladığı yönlerde aradım ama bulamadım yani atış yaptığım yön taraflarında. Zaten de kızdım biraz. Lanet olsun dedim. Bıraktım geldim. İletişim kurmaya çalıştım. Instagram sayfasından mekaniğe ulaştım. Mekanikten de Instagram sayfasından da bana geri cevap verdiler. Bir mail adresi verdiler. Mail adresiyle orada Aymen Hanım diye bir hanımla görüştüm. Mailleştik. Aymen Hanım da dedi ki ürünü dedi bize yollayın. Biz bir bakalım. Eğer dedi ürünle alakalı bir sıkıntıysa dedi ona göre bir aksiyon alalım dedi. Yani yardımcı olalım falan. Tamam dedim. Ürünü yolladım. Adresimi, adımı, soyadımı, ürünün ne yüzden arızası yani şey sıkıntısı ne olduğunu falan da yazdım. Çünkü öyle yapmamı söylediler. Ürünü gönderdim. Ürünü gönderdikten bir hafta bir 10 gün gibi geçti. Geri cevap istedim hani mail de attım dedim baktınız mı ürünü acaba falan diye. Ayman Hanım tekrar iletişim kurdu. Ondan sonra beni aradı. Telefonla görüştük. Ya dedi Gökhan Bey işte bu ürünün garantisi bitmiş. Cam tedariği de yapamıyoruz. Eğer ki yaparsak da yurt dışına göndermemiz lazım. İşte orada dedi tedarik süreci dedi uzayabilir ve maliyet bakımından da aynı sıfır ürün almış kadar maliyet edersiniz dedi. Yani ödersiniz dedi. Yani dedim sorun ne yani kusur bende miymiş? Orada silikonların saldığı bariz belli. Size de göstereyim bakın arkadaşlar görün. Silikonların saldığını nasıl salmış. İplik söküğü gibi geliyor şu an. Kurumuş silikonlar. Durum bundan ibaret. Hani dedim böyle böyle. Hani sorun bende miymiş? Peki hani normal mi yani bunlar dedim. Şimdi 2 yıl kullandıktan sonra bu ürünleri böyle çöp mü oluyor? Hani hiçbir şekilde geri dönüşüm olmuyor bunların yapılışı falan. Yapamıyoruz maalesef falan dediler. Eğer yeni ürün almak isterseniz dediler işte size dediler %20 ya da %25 bir indirim kuponu tanımlayabiliriz dediler siteden dediler. Ben de dedim gerek yok niye isteyeyim ki dedim. Hani dedim 2 yıl sonra yine aynı şey başıma gelecek gelmektense dedim. Zaten arkasında da durmuyorsunuz dedim. Biraz sinirlendim yani işin açıkçası. Sonuçta bunu ben hadi sivil atıcıyım. Hedef atıyoruz, şey atıyoruz da şimdi bunu bizden görüp de ya da YouTube'daki videolardan görüp de alan güvenlik güçlerimiz de var. Adamlar sahada aynı şekilde bir sorun yaşadıkları zaman ne olacak? Yani iyi bir şey mi yani bu? Bir de arkasında durulmuyor. 2 sene, 3 sene sonra çöp mü olacak bu ürünler? Ben birkaç şeylerde araştırdım. Şikayetten vardı falan. Baktım aynı sorunları yaşayanlar başkaları da var. İşte onların garantisi bitmediği için herhalde onlara yardımcı olunmuş. Hatta bir tane arkadaş atış esnasında cam onunla buz olmuş. Patlamış camı. Hani dağılmış. Bizimki fırladı gitti dedi de onunki dağılmış gitmiş. Yani olabiliyormuş demek ki. Ben bu ürünü ilk aldığımda nasıl resmini paylaştım. Silahı nasıl monte edildiğini paylaştım işte. Çok güzelmiş dedik o zaman işte yakışıklı silahı da güzel gösterdi o. Şey yaptı falan diye paylaştım. Şimdi bu durum başımdan geçti. Aynı şekilde bunu paylaşmak zorundayım ki. O zaman belki de benden görüp de alan arkadaşlar da olmuş olabilir. Bu durumu ben paylaşmak boynumun borcu. O yüzden sizle paylaşmak istedim. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız arkadaşlar izleyeceğiniz yol bu şekilde. İnşallah da kalmazsınız.
İnşallah da sizin başınızdan geçmez. Benim geçti. Daha da geçmez inşallah. Daha zaten bu saatten sonra Red Dot diye bir şey silahıma takmayacağım. Ayarlı gez alıyorum. Red Dot'muş, Red Dot'muş hikaye. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.